Yani boşnak mantısı için malzemelerimizi hemen veriyoruz hanımlar. Sabah sabah ekranı açtınız. Bu öğlene harika bir mantı yetiştirir miyiz? Yetiştiririz. Buyurun efendim. Un su tuzdan oluşan Ebru Hanımcığım, 1 kilo una ılık su ve tuz ile yoğurum. Yani yoğurdum. Yoğurdum. İki un, defa. Su, tuz. Aynen evet, öyle. Malzemelerin oranlarını şimdi zaten veriyoruz. Yoğurdum ara ara böyle daha güzel harmanlansın diye. Hamur önemlidir. Evet. Isı önemlidir. Şöyle kapatmamız daha mantıklıdır. Evet. Çünkü kabuklaşmayı önlemiş oluyoruz. Aynen. İşte, bir parça da oğluma verebilir miyiz? Tabii ki. Tabii ki. Gel yavrum. Gel canım benim. Sen gel. Yapmayacak gel. Mısın? Ama senin hadi elinden en güzel olacak. Gel bence canım. Bence de. Erenciğim. O küçük kapatmasını yapar. Tamam. Tamam annesi. Şimdi bakın. Çok fazla unlamak da yanlış. Tamam. Ama az unlarsak da yapış yapış olur. Şimdi şöyle efendim. Şöyle de döndüre döndüre de yapabiliriz. Oh. Ben şimdi ağır yapayım ki ama şöyle. Maşallah. Günde kaç hamur açıyorsun? Kaç börek mantı? Zamanında çok yaptım da bizim kültürde çok vardı ve gerçekten son yıllarda gerek medyada gerek çok kişinin ekmek kazancı oldu. Evet. Sevilen bir hamur işimizdir. Ben yağı alayım Ebru Hanımcığım. Siz yağı alın. Dedim dokunsun oklavaya, merdaneye. Şimdi. Evet, bu hamur ne kadar dinlendi? Bir yarım saat kadar dinlendirdim. Tamam. Çünkü kuaförde falan böyle vaktimizi değerlendirdik. Şöyle ben şurayı şey yapalım ki gerçi yağlandığı için çok fazla yapışma olayını önlemiş oluyoruz. Evet. Eren kocaman oldu hamur. Erenciğim daha açalım mı canım? Gel beraber senin elinden daha lezzetli olacak. Gel yakışıklı. Tamam. Fazla şey koymuyoruz, un koymuyoruz, az da koymuyoruz. Aynen, ortasını ortası buluyoruz çok zaten. Önemli, sertleştirmesin, diğer türlü de çok fazla yumuşaktı yapışmasın. Çok yumuşaktı elde yapışı, yazın bilhassa dikkat etsin evet izleyicilerimiz. Evet. Hatta yazın ılık suyun bir tık altında da hani evet hamuru. Dur hızla yaptın orada, neler var orada bize anlat lütfen. Bir de şey katayım efendim, soğan şimdi çok fazla ben gerek duymuyorum ama iki tane orta boy soğan efendim, tamam, yarım kilo kıyma, biraz karabiber, biraz tuz, evet, harmanlıyorum çiğden, ellerim temiz izleyicilerimiz haklıyla evet, belli şey yapmasınlar. Bal damlıyor. Hamuru için bir kilo un, ılık su, tuz, hemen gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde onu yoğurdu biraz böyle güzelce, sonra yarım saat bekletti bir senigim. Ve daha sonra iç malzemesi için yarım kilo kıyma dediniz. Evet. Soğan. Karabiber. Karabiber. Tuz. Karabiber yani kişiye göredir. Kimi sever, kimi sevmez. Evet. Pul biber atan da var. Veriyor. Bence güzel oluyor. Ben böyle acı seviyorum. Bayılırım. Evet. Çiğ köftesinden varana kadar. Ah ah ah. Harika. Bana yemek olsun da. Evet. Maşallah. Gene formu iyi kuruyorsun, koruyorsun. Olur mu? Fazlam var da sizin doktorlarınızı her bire dinliyorum doktorları ama uygulamaya gelince kaçırıyorum. Hamurdan hiç korkmasınlar. Hiç. Dokundukça yapası geliyor insanın. Bakın son gene de açıyorum böyle efendim. Evet. Şöyle birazcık şöyle Ebru Hanımcığım. Şöyle şöyle. Aynen harikasınız. Oldu, bakın şöyle şöyle efendim. Hafiften. Şimdi bakın hamur yapışmıyor. Niye? Unladığım için. Tabii. Altta un vardı ya. Çünkü o zaten yapıştı onda. Aynen. Şöyle efendim. Harikasınız. Elinizde yatkın. Seversiniz mutfağı severim sanırım. Severim mutfağı. Ellerden belli oluyor. Şöyle bizi yakından görürse bakın. Oran bu. Yani az mı açtım, çok mu açtım yırtıyorum diye merak bilerek ederseniz bakın. Bilerek yırtıyorum. Çünkü anda artık hani aşaması evet oldu. Şöyle efendim. Açın lütfen açın. Elinizde pek yakıştı. Şurada fazla olanı alabiliriz ama derseniz ki. Ben hamur işi çok seviyorum, itiraf edeyim. Ama gerçekten Türk toplumu seviyor. Seviyorum. Ebru Hanım yani bunu şimdi açık söylemek gerekirse sevmiyorum diyeni pek duymuyorum. Bizim mutfağımız, bizim kültürümüz bu. Yani ben aman ağzıma ekmek koymam. Yok efendim hamur işi hayatta yemem diyenleri de anlamıyorum. Ya yiyin can boğazdan gelir. Yiyin, hareket edin. Bunu da Erenciğime yapalım mı Erenciğim? Evet. Sonra kızartalım. Hey yakışıklı. Tamam harika. Heh. Ebru Hanımcığım evet, bakın şimdi çok basit. Şöyle efendim. Kapattın yaptın. Bakın. Harika. Siz de yapın lütfen. Şuradan koparıyorum. Hı-hı. Aynen. Şimdi. Böyle. Bakın. Burada biz ne yaptık? Birsen abla. Hamuru sadece önden açmıştın önden sen. O hani önden derken hamuru yoğurdum. Yoğurdum tabii. Peşinden. Yoğurdun. Açması zaten 2 dakika sürdü. Tereyağımızı eritiyoruz bu arada. Evet. Şöyle küçücük. Fırında ne kadar pişecek?
Yani fırının ayarı, evlerde bazen fırınlar şey oluyor, markasına göre de değişiyor tabii. Yani bir 45 dakikada en fazla, yani bir saatte eğer fırın gerçekten ağır pişiriyorsa, hı-hı, arada bakarsınız yanmasın. Hı-hı. Ama 7'den 70'e seviliyor. Ay, sevilmez mi? Şimdi yoğurtlusu var bunun, sadesi var. Eğer çayla tüketecekseniz. Ha, çay saatinde diyorsun, kuru olsun. Yani yoğurtla çay bilmiyorum tabii. Tabii olmaz. Hani istek meselesi ama. Ama o kızarmış mantı da çok güzel olur. Of. Çok güzel olur. Hani börek niyetine. Porsiyonlar da fena değil gördüğünüz gibi. Hal böyle olunca. Çocuklarımızın okulunda biliyorsunuz beslenme olayları oluyor. Ben kızıma 5-6 tane bunlardan verirdim beslenmesine. Ay, ne kadar ve güzel. Gününü kurtarıyordu. Sağlıklı. Yani ağır görünüp de hiç de ağır olmayan bir hamur çeşidi. Şimdi biz bunu yaptık. Evet efendim, üstünü yağlayacağız. Üstünü yağladık. Kalanını ne yaparız mesela, atar mıyız fırına, dolaba? Dolaba tabii tabii. Tabii. Dondurucuya atın. Heh. Peşinden de istediğiniz zamanda, misafir mi geliyor, konuklarınıza zevkle ikram edebileceğiniz bir sunum olur Ebru Hanımcığım. Fırında bir de kurtarıcı diyorsun. Oluyor gerçekten. Ve 20-25 dakika. 20 değil efendim, yarım saatten. Yarım 45 saat. Dakikayla. Şimdi fırının ayarına göre 20 göre. Dakika çiğ kıyma olduğu için hani çiğ kalır efendim. Evet. Ben biraz seri olayım isterseniz, tamam. Çünkü vakit kazanalım. Tamam. Şöyle efendim. Aynen, ikincisini de yaptılar mı tepsimiz bitmiş. Bitti. Oluyor. Ben şimdi sadece ufak bir, arkadaşlar yapmak isterse, aa, izleyicilerimiz. Bu sabah bakın, öğle yemeğimiz hazır. Şimdi şu olmuş tarafına gösteriyorum, tamam, efendim. Ben kamera arkası. Bakın şöyle yağlasınlar izleyicilerimiz, yanmasın. Bakın. Üstüne şöyle hafifçe, heh, yağları koyduk. Şunu harika, hı, bir şekilde aynen böyle bu tarafı da yapacağız. Evet. Ve fırına koyacağız. Vereceğiz. Harika. Şimdi bu mantıyı artık fırına vermekte sıra. Çok teşekkür ediyorum. Rica Boşnak ederim. Mantımız hazır. 30-45 dakika arasında fırınınıza göre lütfen, kıymalar çünkü çiğden kondu biliyorsunuz, tüm malzemeler hazırlanacak ve sonrasında gelin fırına efendim. Fırına verecek. Sonrasında ben tutayım ben. İster çıtır çıtır. Daha önceden ısıttığımız fırında Ebru Hanımcığım. Koyuyoruz. Şöyle nar gibi kızarınca alıyoruz. Yani isterseniz de yoğurt dersiniz. İstersek yoğurtla yiyoruz, istersek kuru yiyoruz. İyi ki yaptınız, ellerinize sağlık. Benim. Sevgili Birsel Ege efendim, kendisi mantı ustası demeyeceğim, aynı zamanda hamur işlerinde usta kendisi. İyi ki geldin. Herkes kendince güzel yapıyor. Çok